Evet sevgili radyocuk dinleyicileri ve izleyicileri bir perşembe sizlerle yine birlikteyiz. Hafta çok çabuk geçti. Gerçekten sizleri özlüyoruz. Çünkü ilginiz programımıza o kadar güzel ki bizi mutlu ve motive ediyor. Mr. Bravo'nun sponsorluğunda hazırlanan Yusuf Coşkuner'le Nesten Çalayma hoş geldiniz. Ben öncelikle programıma teşekkürle başlamak istiyorum. Çünkü geçen hafta sonu cumartesi günü yapılan bahar şenliğinde önce radyoma emeği geçen herkese, sponsorlarımıza çok teşekkür etmek istiyorum. O kadar güzel bir gün yaşadık ki Lefkoşalı, Adalı pandemiden sonra belli ki özlem duymuş böyle güzel günlere ve ben böyle etkinliklerin çoğalmasını istiyorum. Gerçekten harika bir gündü. Gerçekten harika bir gündü. Evet, sizden konuğumu tanıtmadan önce programımı bir paylaşmak istiyorum izninizle. Evet. Evet, programımızda paylaştık. Evet, herkese iyi izlemeler, iyi dinlemeler diliyorum. Evet. Sevgili dinleyicilerim ve izleyicilerim, bu akşam çok özel, çok eski bir dostumu burada ağırlamaktan mutluluk duyacağım. O bir eğitmen, bir aile babası, müzisyen ve spor aleminin içinde değerli bir teknik direktör. Sevgili Fırat Özakıncı. Hoş geldin Fırat'ım. Hoş bulduk Yusuf abicim. Seni buralarda görmek gerçekten çok güzel. Çünkü hep sesin beni etkiledi. Dönem dönem çıktığım yerlerde çok programına gelip dinledim dersem dinleyicilerime, izleyicilerime de yalan söylemiş olurum. Çünkü yoğun bir temponun içindeyim ama son kulağımın pasını Empire'da atmıştın. İbo ile yaptığınız cover gerçekten harika. Evet. İbo kim? Bir dinleyicilerimize Fırat'ı tanıtalım sevgili Özakıncı. Hocam nasıl hitap edeceğim sana eski dostum? Lütfen söz sende bir özellikle Z kuşağının senin gibi değerleri bu akşam bir de bir koltuğun altına kaç tane karpuz sığılır? Bu örnek olsun gençlere. Söz sende sevgili Fırat. Şimdi Yusuf abicim adım Fırat Özakıncı. Akıncılar'da doğdum. 1973'te artık 49-50 yaşlarımıza geldik. Allah uzun Allah ömürler sağlık versin versin canım. cümlemize. Şimdi dediğin gibi öncelikle Gazi Üniversitesi'nde beden eğitimi öğretmenliği bitirdim. Yıllarca Kıbrıs Türk futboluna milli takım seviyesinde Hizmet de ettiniz. üst liglerde de futbol oynayarak bu şekilde başlangıçta böyle bir yaşantım vardı. Tabii bunun yanında da müziğe olan sevgim aslında eşit bir şekilde, paralel bir şekilde ilerledi. Bununla birlikte tabii küçük yaşta böyle piyano dersi aldım. Ondan sonra böyle bir anımı da böyle şöyle söyleyeyim. Babam İngiltere'ye gitmişti. Babama dedim ki, baba İngiltere'den gelirken bana lütfen gitar getir dedim. Böyle 15'li yaşlardaydı. O zamanlarda da böyle hediyeler, lüks hediyelerdi Bu işte. korkunç bir şeydi Evet. benim için. Korkunç bir şeydi. Babama dedim, baba dedim, bak İngiltere'den gelirken bana gitar getirmezsen gelme dedim. Bu şekilde dedim kendisine. Tabii getirdi. Yavaş yavaş köyde Hüseyin Ayın vardı. Bekir Özdoğaç müzik öğretmeni hocası vardı. Onların yanına gide gide böyle yavaş yavaş gitar da öğrenmeye başladım. Yok ki virtüözlük, kendi çapımızda Evet. gitarı da çalabildiğimce çalarım, çalmaya çalışırım. Yani bu şekilde müziğe de başlamış oldum. Tabii üniversitede Ankara'da arkadaş ortamlarında yine müzik yapardık, yapmaya çalışırdık. Bu arada tabii ki spor gene yaşantımızda vardı. Çünkü aslında çok zıt iki işi birden yapmayı başarmak hiç kolay değil Fırat. Tabii ki bununla birlikte çok yorucu dönemler geçirmedim dersem yalan olur. Gerçekten yorucu dönemler geçirdim ama aslında bunun kontrolü bende olduğu için yani istediğim şekilde mesela düşünün
antrenörlük yaparım. Şu anda aktif olarak antrenörlük yaparım. Yıllardan beri de antrenörlük yaparım. Maçlarımın olduğu geceler, yani ertesi günü özellikle, gecesi yani maç arifesinde müzik yapmazdım. Özellikle de yaz dönemlerinde daha fazla yapmaya çalıştım ki spora da baktığınız zaman daha fazla kış dönemlerindedir. Ama bu da çok zor sevgili Fırat. Gerçekten çok zor. Evet, insanlar bir bedel öder sevdiği şeyleri yapmak evet. için ama ben bir kere hiç böyle çok mütevazi bir şekilde söyleyeceğim. Çok güçlü bir sesin var. Bence olman gereken noktada değilsin'e inanıyorum. Çünkü seni dinlediğim zaman tüylerim diken diken olur. Böyle çok çıkışlara sesin çok müsait ve inanılmaz. Şimdi nedir abi? Bu iki işi birden götürmenin hem avantajları var hem dezavantajları var. Dezavantajı da nedir? Yani ikiye bölündüğün zaman %100 kendini bir tarafa vermek, dönem dönem vermek durumunda kalırım. Ondan dolayı sık sık program yapamam. Sık sık program yapamam. Tercih etmem aslında. Evet. Tercih etmem. Bu sosyal medyada daha fazla son dönemlerde sosyal medyada daha fazla hareketledim ama bunun dışında tabii ki yıllar önce grup trafiğin Dağlar mı Yollar mı yaptığı albümünde onların yanındaydım. Yani klasik gitar, akustik gitar bestelerinde klasik akustik gitar çalmıştım. Daha sonra bildiğiniz gibi çok değerli solist Ali Akımcı kardeşimizin yaşamış olduğu bir sağlık sorunundan dolayı. Gireceğim o konuya. O konuya girmek istemem. Şimdilik Ali için de özel bir yer açacağım. Tabii ki. Şimdilik sevgili Fırat. Bir kere müzikle buluşmak nasıl oldu diyecektim. Sen cevabını verdin bana. Evet. Çok yoğun bir adamsın. Çok yere bölündün. Bu kadar aktivite içinde müzik ne noktada? Çünkü yaşam biçimin, o da yaşam biçimin, spor da yaşam biçimin. Aynen. Şimdi müzik şu noktadadır. Yani şunu rahatlığına söyleyebilirim. Bunu bir övünmek böyle asla böyle bir şey söz konusu olamaz da. Yani devamlı sürekli bana talepleri geliyor. Gel buraya, gel bu mekanda çalasın. Ben de mümkün olduğunca gidiyorum. Yani canlı performans anlamında. Müziğimin bence de daha yukarılarda olması gerektiğini düşünüyorum. Çok güçlü bir sessin gerçekten. Daha yukarılarda olması gerekirdi düşünürüm aynen ben de. Ama dediğim gibi işte bazen de şartlar öyle getiriyor. Çünkü günün sonunda ailen var. Kesinlikle. Yani bu durumda eve girme sürem benim, çocuklarımla vakit geçirme sürem benim. Çok kısıtlı kalır ama hani eskilerin dediği bir laf vardır. Ekmek bütün köpek tok olmaz diye. Bir taraftan bir eksiklik olacak. Kesinlikle ve müzisyen aileleri de tabii spor da bunun içinde çok meşafat isteyen bir iş. Gerçekten biz çok şanslıyız ki o dönemde bizim yüklerimizi çekecek eşler bulduk. Bu kesinlikle. Bir şanstır var. Kesinlikle. Fırat. Çünkü çevremde ben görüyorum yeni jenerasyonda ayrılıkları görüyorum. Şanslı jenerasyonluk diyebiliriz. Kesinlikle. İnşallah bundan sonrakilerde böyle olsun. İnşallah. Bir kere son yaptığınız sevgili İbrahim'a buradan sevgiler gönderiyorum. Bu ülkede bana 5 tane çok kaliteli adam söyle deseler biri İbo'dur benim için. İbrahim Çetiner gerçekten. Ve son dönemde de çok sanatçıyla birlikte coverlar yaptınız ve son yaptığınız parçanın bir hikayesini dinleyelim. Ve hemen o parçayı dinletmek istiyorum dinleyicilerime, tabii, izleyicilerime. Şöyle söyleyeyim. Şimdi daha öncesinde de İbo'yla gene bazı coverler yaptıydık. Abi diyor işte vallahi billahi bu şarkıyı yapalım tamam mı dedim. Bırak bir nefes alayım dedim. Bir şey yapayım, bir toparlayayım kendimi. Çok da yakıştı sana. Şimdi dinleyicilerimiz ve izleyicilerimiz de buna karar verecek. Evet. Yapalım abi. Tamam İbo. Seve seve dedik. Baş koyduk. İbo'cuğum bütün yapılarını muhteşem bir şekilde yani kendisi İbo'nun olduğu gibi bir orkestradır. Kesinlikle. Düşünün siz ki bütün vurmalılardan, baslarından tut, altyapı, akorlarından, solosuna kadar, her şeyine kadar. Bunun dışında da
Şimdi beni özelden veya kendi Facebook'umdan arkadaşlar gerçekten çok güzel klip oldu diye arkadaşlar güzel yorumlar da yapar bize. Yahu derik arkadaşlar İbo beni çekti. Ben İbo'yu çektim. Yani profesyonel bir şey yoktur ama bence ortaya gayet güzel bir şey çıktı. Çünkü işin içinde aşk vardır. Müzik aşkı kesinlikle vardır. İyi bir şeyler çıkma aşkı. Ruh vardır aslında. Aynen. Canlandırma vardır. Aynen öyle. Ondan dolayı da bu şekilde yavaş yavaş ses kaydını yaptıktan sonra dedim hadi gel gidelim İbo dedim. Sen deniz kenarlarını çok seven, doğayı çok seven en güzeli biz dedim. Böyle bir deniz kenarına gidelim ve gayet de güzel Küçükören köy tarafında güzel bir mekancıklarda böyle natürel doğal bir çok güzel, ortamın içerisine gittik. Yani 3-4 saat oralarda böyle yapalım abi şöyle yapalım şeklinde. Ne kadar oldu parça çıkalı sevgili Fırat? Daha bir hafta. İzlenme nasıl? İzlenme çok merak. Şu anda benim Facebook'uma baktığımda yani. Genel olarak hiç bir kontrol ettiniz mi ne izlendi? Ben sadece Facebook'umda çıkan 3200 izlenmeydi. Yani bugüne kadar zannederim 3200 civarında bir izlenmesi var. Bu da küçümsenecek bir rakam değil. Yani şeydir bu iş. Hiçbir maddi beklenti yok zaten. Kesinlikle. İşte bu da sanatçının ruhunu okşayan bir şeydir aslında. Kesinlikle. İnsanların ilgi göstermesi. Evet dinleyicilerim ve izleyicilerim. Sevgili Fırat'ımın İbrahim Çatıner'in yaptığı. Lütfen parçayı sen anons et. Ben de klibi giriyorum. Gülmek için yaratılmış gözlerde yaşlar niye? Gülmek için yaratılmış gözlerde yaşlar niye? Sevmek için yaratılmış kalpler hep bomboş niye? Sevmek için yaratılmış kalpler hep bomboş niye? Sevmesini bilmiyorsan bakma sakın gözlerime. Sevmesini bilmiyorsan bakma sakın gözlerime. Mutluluğu arıyorsan inan inan sözlerime. Mutluluğu arıyorsan inan inan sözlerime. Yok yok yalan deme, sevgi denen o gerçeğe. Yok yalan deme, sevgi denen o gerçeğe. Sevmek acı, gerçek acı, benzer birbirine. Sevmek acı, gerçek acı, benzer birbirine. Yok 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 yalan deme, sevgi denen o gerçeğe. Sevmek acı, gerçek acı, benzer birbirine. Sevmek acı, gerçek acı, benzer birbirine. Sevmek acı gerçek. Evet sevgili Fırat gerçekten
dinleyenler daha benim söylediğime, özellikle Z kuşağı, seni tanımayan insanlar hak vermiştirler. Gelen mesajlarından okumak istiyorum. Sevgili Umut Çağra iyi yayınlar dilemiş. Umut selamlar abim. Evet Serpil Hanım, seni izlemezsen zaten geçen hafta yoğdun. Şoklarımızı yaşadık. Nerelerdesin? Londra'dan her hafta bizi izliyor. İyi yayınlar dilerim Yusuf Bey. Londra'dan sevgiler, saygılar gönderiyorum. Geçen hafta katılamadım, kusura bakmayın lütfen. Bir daha özür dileyecek Serpil Hanım bizden. Buradan bütün Londra'daki sevenlerimize, Kıbrıslılarımıza, dostlara, herkese selam olsun. Evet sevgili Fırat'cığım, bence özel bir soru bir sanatçı için. Hayatında sahne olmasa ne yapardın? Abi ben yani şimdi bütün müzisyen arkadaşlar için bu herhalde kesinlikle. Bu senin için daha kesinlikle senin için de aynı şey geçerlidir. Evet. Bence yani insanın ruhunu besleyen bir yaşam hayatına renk katan, kendini deşarj edip tekrardan şarj olmasına ve bir sonraki güne daha güzel başlayıp daha pozitif olması için en önemli şeylerden biridir. Yani bu inanılmaz bir şeydir. Bir de sevgili Fırat hocam, yani karşındaki kitleyi etkin altına alabilmek, onların mutlu olduğunu hissedebilmek kadar güzel bir duygu yok. Bir kere maddiyat at bir tarafa. Kesinlikle. Manevi yönü. Şimdi demeyecek senin yanında dışarıdayken bir iş iptali yaşadım. Evet. Ne yapacağım bu gece, ben niye kara kara düşürüm? İşte karıgınan, çoluk çocuğunla oturacak ama o gece senin sahne gecendir. Başka bir şeydir yani bu. Bunu sen anlayabilin ama herkes anlayamaz bunu. Kesinlikle. Yani bunun maddiyatından değil, o sizin motivasyonunuzdur. İnanın ben yani kendi payıma söylerim. Gece bir yerlerde veya gündüz veya herhangi günün bir saatinde müzik yapacağım zaman inanın bana inanılmaz bir heyecan içerisindeyim ve bitmeyen tükenmeyen bir heyecandır bu. Bu da başarının sebebidir sanırım. Aynen çünkü. Ama Allah vergisi yetenek, kimlik istediğin kadar üstünde o heyecan olsun, bir yetenek de olsa hiçbir şey olmaz sevgili Burak. Bunun şeyi yani feedback'i karşındaki dinleyicilerine yapmış olduğun, yapmaya çalıştığın, beğeni aldığı takdirde zaten insanı en fazla mutlu eden nedir? Onure olmasıdır. Kesinlikle. Ruhunun okşanmasıdır. Kesinlikle. Dediğim gibi yani insanın ruhu bundan beslenir ve bundan yaşam sevincini alın. Tabii evet, ki. Aynen öyle. Ve bana çok bu soruyu soran hocam derler. Şimdi bilirsiniz ben öğretmen de aynı zamanda evet, beden eğitimi öğretmenliği var. Bulunduğum ortamlar hocam derler. Yani futbol mu müzik mi derler bana. Yani spor mu müzik mi derler. Yani inanın ben kendi payıma diyorum ki yani şey cevabını zor veririm. Biraz hangisi sorsam, daha kolaydır derseniz. Biraz sonra sana böyle bir soru soracağım. Hangisi daha rahattır derseniz ben aslında müzik daha rahattır. Müzik daha rahattır. Mesela futboldan. Hem çünkü onunla bir sürü insanlarla, gene insanlarla iletişim içerisinde, gene insanlarla siz ama futboldaki olay biraz daha değişiktir. Ama hiçbir zaman da ayırt etmem ve ikisinde de aynı heyecanı biraz duyarım. Sonra zorlayacağım seni bir şeyler için. Tabii tabii. Şimdi sevgili çok güçlü bir sesin. Gerçekten güçlü bir sesin. Ses için hiç eğitim aldın mı? Almadım abi. Tamamen alaylıyım baktığın zaman. Allah vergisi bir yetenek. Hani çok müzik dinlerim. Her türlü müzik dinlerim. Yani ayırt etmem. İnanın etkileşim vardır herhalde. Ama biz kiminle büyüdük abi aslında bilirsiniz. Biz aslında müziğe başladığımızda değil. Her Kıbrıslı Türk'ün bence benim sana söylemeden sen ben eminim ki birçok kişi de buna cevap verebilir. Kiminle başladık? Cem Karacalar'la başladık. Evet. Üçürellerle başladık. Barış Manço'larla başladık. Güzel müziklerden, efsanelerden başladık. Fikret Kızılok'larla. Yani bu birçok bu şekilde bu insanların müziklerine bunlardan gerçekten çok etkilendik. Bunun dışında Deep Purple'lardan tutun. Scorpions'lara kadar tutun. Metallica'lara çok güzel dönemlerdi. Bunlarla ben Yunan müziğini de mesela çok severim baktığınızda. Ben inanılmaz şekilde Yunan müziği de dinlerim. Latin müziğini çok dinlerim. Ganını kaynadı. Kesinlikle. Yani zaten müzik evrensel ya. Reggae vallahi müziği, Bob Marley'ler yani bunlar gerçekten ben inanırım ki
birçok müzisyene bende olduğu gibi bir yerde bir etkileşim yaparak bir şekilde kesinlikle yol yön göstermiş. Yok ki bir yere geldik, onu demeye çalışmam ama bir şekilde herkes bu insanlardan etkilenerek bir şekilde bir cızgıcızlı gelme kesinlikle. Evet. Yani evet, bu ülkede şimdi geçemeyeceğim es keşfeden böyle efsaneler saydık. Bugün ben hala daha arabamda Sıla 4 dinlerim. Kesinlikle. Cemal Hocam'ı dinlerim, Gazi Seth'i kesinlikle dinlerim. Bugün SOS sizin jenerasyon için hep bir idol oldu bu ülkede. Kesinlikle. Ki son Empire'da yaptığım programda seni sahneye almaları, senin o güzel sesini dinlemeleri, senin orada hepimize teşekkür ederek o sahneden ben hep dışarıda seninle bir güzel sohbet ettik. Sevgi saygının olduğu yerde güzellikler olur sevgili hocam. Kesinlikle. Vallahi gerçekten kesinlikle öyle. Evet yani bu gece senin sesini bu insanlara, canım Bahattin seni seviyorum, iyi yayınlar Yusuf abim demiş. Bahattin de yıllardan Coşkun Er'de klavye çaldı. Çok değerli, çok kaliteli bir müzisyen. En önemlisi senin o güzel kalbin var ya, Allah seni hep mutlu etsin sevgili Bahattin. Evet ben sevgili Fırat'tan bir parça daha dinlemek istiyorum. Siz de benim gibi olacaksınız. Lezzet alınız lütfen bu sesten. Kalemim yazıyorum seni sayfalara, seneler seneler kitap olur anılarla. Gizlesem hiç fayda etmez, söylesem de daha beter. Sorma neden, sorma neden. En derinde en son arzu şu halimde sana yakın olsam yeter. Sorma neden, neden. Geceler bu kadar sessiz, neden rüyalar neden bu kadar uzak, neden derler ile çok yaşamaz. Al şu canım senin, al senin olsun. Gizlesem hiç fayda etmez, söylesem de daha beter. Sorma neden, sorma neden. En derinde en son arzu şu halinde sana yakın olsam yeter. Sorma neden. Sanıyorum dinleyicilerimiz ve izleyicilerimiz bana katılmıştır. Gerçekten çok değerli bir ses. Ağzına yüreğine sağlık sevgili Fırat'ım. Teşekkür ederiz. Şu anda sahne var mı sevgili Fırat? Şu anda yoktur abi. İşte yavaş yavaş şimdi bu hastalığı da geride bırakıyoruz. Evet. Zaman zaman çıktığım yerler vardır. Çıkardık. Ondan sonra biliyorsunuz siz de bu hastalık tekrar patlar. Bir dur, bir başla, bir dur, bir başla. Zaten müzik camiası, barlar, evet, şeyler allak bullak oldu. Evet, İnsanlar evet, çok zor günler geçirdi.
Şimdi inşallah bu hastalık da gittik sonra düşüşe geçti. İnşallah da böyle devam eder ve bir son bulur. Buna paralel olarak gideceğimiz ama bekleyen yerler var. Sosyal medyada senin bazı reklamlarını gördüğüm sayfanı incelediğimde. Evet. İşte dediğim gibi size bir başlardın, ondan sonra hop patladı yine bu pandemi. Pozitif sayısı çok bilmem ne. Biz de şimdi eğitimci olduğumuzdan dolayı birazcık da okullara, okulda olduğum için biliyorsun sonuçta birçok insanın bulunduğu bir ortamdır canlı müziklerin olduğu. Bir şekilde biz de öz mesleğimiz olan öğretmenlikte kendimizi koruma altına almak durumundaydık ki okuldaki herhangi bir şeyleri engellemeyelim. Şükürler olsun sevgili Fırat. İki yıl inan çok yoğun bir tempoyun içindeydim. Gece oldu. O kadar sıkıştım. Lavaboya gitmekten korktum. Evet. Ben dedim hastalık geçireceğim bu işten herhalde. Çok zor zamanlarda ama işlemek zorundayız. Bizim tabii başka ki bir meslek de yok. Evet. Bereket versin hiçbir şey bulaşmadan hep böyle dua ettim. Çünkü gerçekten hayat şartları ülkemizde ben hayatımda hiç burada müzisyen arkadaşlarımla zamları konuşmadık. Son 2-3 evet programdır bunları konuşuruk. Yani öyle bir noktaya geldi. Bugün ben kendim size böyle bir ufacık bir yaşadığım olayı anlatmak istedim. Ben bu kadar ne zam alırım ne artış alırım. Başarılı bir kızım var ve onun idealleri evet için biz de anne baba olarak fedakarlıklar yapmak zorundayız. Dershaneler de bunların başında. Evet. Onlar da dershaneyi eleştirme amaçlı konuşmuyorum. Ülkede öyle bir pahalılık var ki geçen sene işte 9 bin 10 bin TL'ye gittiğimiz dershaneler 20 milyara gelmiş. Yani ben eminim çok insanla çocuğunu bu dershanelere yollayamayacak sevgili Fırat. Çünkü kolay değildir bu işler. Şimdi Yusuf abi burada yani konuşulacak çok şey var. Artık müziğin boyutundan başka bir boyuta vallahi kaydık gerçekten 2-3 haftadır ister istemez. Çünkü herkesin psikolojisi bozuk. Gerçek bir şey vardır. Yani şimdi yaşananlar, ülkemizde yaşananlar. Ben yani gençlerinden de devamlı keza sen de aynı evet şekilde gençlerinden birebir oradasın. Şimdi şu anda mesela benim 18 yaşında kızım var. Allah bağışlasın. Bir tane amin cümlemizin. Şimdi çocuk, bir örnek vereceğim. Lütfen. Şu anda Hollanda'dan hukuk dalında 2-3 tane üniversiteden kabul gördü. Şimdi biz düşünürük ailece. Yani eşim de aynı şekilde öğretmen. Hani derler ya öğretmenler de yani dolgun maaş falan filan. Bu kadar özele de inebilir yaşa, yani bu konuda. şu var. Çocuk gidecek. Biz araştırdık. İşte yurtta kalsın veya evde kalsın. Sadece barınma için 15 bin TL ister bugün. 15 bin TL ister. Bunun okulu neresi, harcaması neresi? Peki biz bunu nasıl yapacağız? Veya bağlayayım konuyu. Hadi bir şekilde borçlandı, bir şekilde yaptı, bir şekilde zorlanarak oradan buradan keserek bir şekilde çocuğumuzu okuttuk. Peki bu çocuk üniversiteyi bitirdi ve ben asla çocuğumun memleketinden ayrılmasını taraftar değilim. Sebebini şöyle söyleyebilirim sana. Benim düşünün, ben annem 7 kardeş idi. Hiç kimse yok burada. Hepsi Avustralya'da. Nenem dedim 21 tane birinci yeğenim onların çocuklar oldu. Amcalar hep İngiltere'de. Bütün sülalem. Hep hasretinden geçti. Hep bu özlem inan. Birinci yeğenim, tanımadığım birinci yeğenlerim var. Evet. Tanımadığım birinci yeğenlerim var. Yani bu yani bizim yani Kıbrıs Türk toplumu aile bağları güçlü çok olandı. Ama gelelim ki şu anda bu koptu. Ve aileler çocuklarına nerede mutlu olacaksa, nerede başarılı olacaksa bu yol açmaya başladı sevgili Fırat. Ama ne kadar doğrudur. Ben yani bu biraz bencilce mi düşünüyorum? Hayır, ben bilemem. Yani şey manasında ben çocuğumun burada iki kardeştir çocuklarım mesela. Ben çocuklarımın birbirine ablam işte oradadır. Şimdi benim de deyizem Avustralya'dadır. Amcalarım İngiltere'dedir. Tamam be Fırat. Yani tamam. Haklısın. Çocuk deyizen abi. Çocuk deyizen hayatını nerede kazanırsa evet memleketi orasıdır. Ama bizim aile bağlarımız yani biraz bencilce düşünürüm. Bencilce çünkü değil. Burada bir şey bilinçaltıma yerleşmiş. Böyle büyüdük. Evet. Böyle büyüdük. Bu aile terbiyesiyle büyüdük.
bu aile bağlarıyla büyüdük. Anamız babamız bizim hiç işte yanlarından ayrılmamızı isterdi. Bu çocuk için sen anne baba olarak inanılmaz fedakarlıklar yapacaksınız. Kesinlikle. Biliyorum maddi manevi çok fedakarlıklar. Bu çocuk bu ülkeye geldiğinde ne olacak? Benim avukat arkadaşlarım var. Çok işsiz avukat arkadaşım da var. Geçen gün bir işte avukatın pazarlamacılığa girdiğini gördüm. Hadi gel bunu açıkla Fırat işte, sen bana. Abi işte konuyu oraya bağlamak istedim. Bu kadar parayı, para değil söz konusu. Tabii ki çocuğun eğitimi her şeyden çok önemli. Önemli gelir ama insan günün sonunda insanlar bir eğitimi alırken ileriki dönemlerde hayatını daha iyi, daha kaliteli bir yaşam sürdürebilmeleri için belli eğitimleri alıp belli fedakarlıklar. Sen de bu fedakarlıkları bunun için yapan tabii çocuğun ki, mutlu olsun diye. Geriye dönüşte eğer geri dönerse yani bugün memleketimizde ne var? Ve bunun gibi bir sürü branşta aynen öyle. Böyle bir sıkıntılar var. Yani bunun artık nasıl diyeyim büyüklerimiz demek bile yani ne bileyim artık. Yani bu memleketi yöneten insanlar bunları görmelidirler. Çünkü bu acı verici bir şey aslında. Kesinlikle. Ya beni çocuğumdan ben ayrılmak istemiyorum. Buraya bu çocukların geleceğini tamam her şeyi devletten beklemeyiz ama bir yol açmak lazımdır. Kesinlikle. Bir şekilde bu yani hayatlarını kendi ülkelerinde idame ettirebilmeleri için ciddi şekilde yani bir şeylerin yapılması gerekir. Aksi takdirde yani ben nasıl ailemi kaybettim? İki çocuğum var. Biri onda, biri kız kardeşim ondadır. Benimki de buradadır deyip bir ömür böyle gidecek ama paylaşım ne kadar paylaşım? Yani nereye kadar para? Eğer o aile değerleri o sıcaklığı yaşamazsan kim aldı da götürdü çok parayı o tarafa? Yani ben seninle hemfikirim. Ben de kızımın... Çok parayla işte, değil abi. Çok paradan bahsetmem ben. Hayatını idame ettirebilme. Yani kimseye muhtaç olmadan... Aynen abi. Kimseye muhtaç olmadan yaşayabilsinler. Ama hep birlikte olalım. Bu güzel bir duygudur. Çocuğun iyi olduğunu göresin. Tabii yani ki. Ölümlü dünya bu dünya. İşte o orada, sen orada olacak iş değil. Hemfikirim senin inan. Ben de böyle bunları kabul etmiyorum. Çünkü ailelerimiz bizi hep böyle yetişti. Şimdi sevgili Fırat'ım biraz da trafiğe gelmek istiyorum. Koskoca 10 yıl geçirdim orada. Evet. Ama ben background'unun da olduğunu senden biraz evet. önce öğrendim. Bir açalım ve buna ek bir soru sormak istediğim soru da galiba ilk bestenizi de burada yaptınız. İlk beste mi? Evet. Yok evet yani beste olarak değil de yani düzenleme olarak grup trafikte yaptı. Yıllar önce yazılmış kendimizce öyle. Ne güzel. Yapılmış müzikler, sözlerdi notaya belli bir şekilde. Ondan sonra grup trafikte birlikte işte bir Kazım abinin stüdyosunda 2016 yılında. Kazım da, abime de burada. Evet sevgiler saygılar. Çok güzel adam o. Evet. Trafiğinde Ali'sine. Denizlerine, herkese, Celil abimize, sevgili Celil'ime, başka kim? Cengiz'e, herkese selamlar olsun. Ülke müziği için size çok değerli insanlarsınız, iyi ki varsınız ve bundan sonra da bu piyasada hep olun. Çünkü gençlerin sizden öğreneceği çok şeyler var gençler, gençsiniz siz de. Şimdi grup trafiğe abi yıllar öncesinde ben her zaman yanlarında bulunurdum. Bu Dağlar mı Yollar mı klibini CD'sini hazırladıkları zaman onların yanında ben de klasik gitar, akustik gitar çalmıştım. Bazı konserlerde mesela düşünün yıllar önce zamanını bile hatırlamam. Ayna gelmişti Kıbrıs'a Doğu Akdeniz'de. Kapalı spor salonunda bir konser olduydu. O zaman da ikinci konserde sürprizde ben DJ'ydim. İkinci konserinde evet, orada yaptık. Evet. İşte ben o zamanlar mesela grup trafikle alt grup çıkmıştık biz oraya. Orada onlara eşlik ederek o şekilde grup trafiğe başlamıştım. Her zaman yanlarındaydım. Tabii bildiğin gibi benim için Ali Akımcı solisti hepsi değerlidir. Ali Akımcı kardeşimizin bir sağlık problemi yaşadıktan sonra bana da böyle bir teklif geldi. Yapar mısın hoca diye. Tabii girdik. Ben aslında buradan tekrardan teşekkür ederim kendilerine. Çünkü bana gerçekten ciddi şeyler kattıklarını düşünürüm grup trafiğinde.
Bilirsiniz bir sürü konserlerimiz oldu. Evet. Bar programlarımız oldu. Özellikle bizde vazgeçilmezlerden olan düğün programları olsun. Yaklaşık Mesaryan'ın da çok tabii değerli ki, müzik orkestralarının da biridir. Evet. Ayrıca bar programları dışında. Özelde Mesaryan'ındır. Genelde Kıbrıs'ındır. Öyle bir şekilde inanılmaz. Yani Dutun dip karpasından Dutun lefkesine kadar birçok programlar aldık. Velhasıl bir şekilde ayrılmamız gerekirdi. Oradan ayrıldık ama güzel izler bırakarak. Ben öyle düşünüyorum. Güzel izler bırakarak. Güzel kayıtçıklar yaptık Kazım abinin katkılarıyla da. Yani dediğim gibi güzel bir süreç geçirdik onlarla birlikte. Harikasınız, hepsiniz çok değerli insanlarsınız. Evet sevgili Yücem, ben alayımı trafik konuştuk. Bir demki trafikle olan parçasını alıyoruz. Senden önce hiç kimseyi ben sevmedim, sevemedim. Kalbimi, ruhumu öyle vermedim. Aldığım nefesi hiç fark etmedim. Günler aylar geldi geçti, mevsim yazdı, karlar düştü, gidenler döndü bak yüzler güldü, mevsimler tükendi, takvimler bitti. Bakışım, bir gülüşüm, ellerin, gözlerin, güzel yüzün, tatlı dilin, o sözlerin, aklımda, içimde, her an benimde. Aklımda, içimde, her an benimle. Günler aylar geldi geçti, mevsim yazdı, yüzler güldü, mevsimler tükendi, takvimler bitti. Bir bakışı, bir gülüşü, ellerin, gözlerin, güzel yüzü, tatlı dilin, o sözlerin, aklımda, içimde, her an benimde. Aklımda, içimde, her an benimle. Aklımda, içimde, her an benimde. Evet, aklımda, içimde, her an benimle. Aklımda,
içimde her an. Çok gönlü bir insansın ama ben müzisyen yönüyle bakacağım. Kıbrıs'ta son yıllarda müziğimizi değerlendirir mi? Çok değerli çocuklarımız çıktı. Türkiye'lerde gitti ki Buray Fikri bunların başını çektiği ve ben ikisinin de hayranıyım. İkisi de çok sevdiğim çocuklar. Buray benim kafeden çıktı. Yani çok değerli gerçekten. Kesinlikle. Başarmak çok güzel. Kıbrıs'taki müzisyenlerimizi, evet bize düşmez belki ama müzisyeniz ve ne noktada görün Kıbrıs'taki müzik kalitesini? Şimdi ben şunu diyebilirim. Biz gerçekten Kıbrıslı Türkler olarak baktığımız zaman her çocuğun elinde neredeyse bir enstrüman vardır. Evet. Yani ailelerimiz de aslında bakıldığı zaman gerçekten müziğe düşkün bir toplumuk aslında baktığımız kesinlikle zaman. Dolayısıyla da tabii ki bunların içerisinde kendini bu işe tam manasıyla veren gençlerimizin önünün açık olduğu nettir. Yani bugün bir Okan Ersan gibi artık büyük benim internet çağı var. Ki, artık dünyamızda da internet çağı. Yaptığın eseri dünyanın bir ucuna anında satabilin. Anında. Başarılıysan, iyi bir şey yapıyorsan karşılığını alıyorsun. Kesinlikle. Yani bu teknolojinin de şimdi dediğiniz gibi yani her tarafa ulaşılabilir. Kesinlikle. Dediğim gibi yani baktığın zaman bence biz Kıbrıs Türk toplumu olarak yetenekli insanlarız. Ama bunu mesela vizyon çok önemlidir. Mesela şunu söyleyeyim. Mesela kendim için hocam derler. Ne gitmezsiniz giresiniz O Ses Türkiye'ye? Niye girmezsiniz derler. Eminim ben bunu onlarca insana daha söylerler. Ve buradan giden arkadaşlar da bir Soyhan Hoca olsun. Çok değerli seslerimiz çok gitti. Çok değerli sesleri gitti ve gerçekten ilerlediler. Tabii biz yani kötü bir şey söylemek de istemem. Yani eğer kullansalardı belki de daha yukarılara da giderlerdi. Ya o bir yani, ticari bir platform ya sevgili Fırat. Yani o gençlerin ben bir şekilde manevi tatmin yaşarken kullanıldığına inanırım. Ben yarışmalara karşıyım. Geçen hafta iki hafta önce de Okan bir dünya starı. Abi ben karşıyım dedi. Evet bir yarışmayla ben İngiltere'ye gittim ve bu yola çıktım dedi ama ben karşıyım dedi ki böyle bu şekilde insanları yarıştırılamaz. Ama günümüzde de baktığın zaman hani bir şekilde bu da o platformlarda da bulunmak gerçekten ciddi tecrübedir. Kesinlikle. Ciddi tecrübedir. Bu dijital ortamda değilim artık. Bu sanal ortamda değilim artık. Yani ciddi bir şekilde kendini tanıtma, kendini duyurabilme, insanlara ulaşabilmek için belki de yani ben o yönünü düşünüyorum. Belki yarıştırmak çok güzel bir yani haddine değişim. Yani mecazi anlamda söyledim anladım zaten ben bunu. Ki Okan Hoca'yla da ben tam böyle aynı kafadayım. Evet evet. Ama işte bazen de bir yolu almak için bunlar gereklidir. Aynen öyle baktığınız zaman. Yani dediğim gibi yani biz eğer ki ben şu anda siz burayı dediniz. Gerçekten biz gurur duyarız. Kesinlikle. Ülkemizde yetişen bu. Bak, aynı şekilde Fikri Karayel bile. Yani baktığınız zaman Fikri Karayel ben gerçekten o çocuğu yani çocuk dedim bizden küçük ne mutlu, için, ne mutlu. Ben gurur duyarım. Ne gerçekten mutlu. Etkili müzikleri, etkili sözler yazarak kendilerine özgüvenleri, duruşları bu çok önemli. Ve yani milyonların içerisine gidip ben de varım deyip de işte biz Kıbrıs Türk'ünü de bu şekilde temsil etmeleri benim gerçekten ruhumu okşar. Gurur duyarım gerçekten. Harikasın gerçekten çok güzel. Ben böyle düşünürüm. Ve bunu burada bunu daha yapabilecek. Birçok insan var. Birçok insan var. Buray olsun dediğim gibi Fikri Karayel olsun alttan gelen çocuklara bir yol göstericidir diye düşünürüm ben. Kesinlikle. Bizden geçti yani biz onu söyleyelim de. Yani biz başka türlü manevi evet, tatmin yaşayacağız. Aynen öyle ama yani çocuklarımızın kendilerine özgüvenli bakın olur yaparsınız. Aslında çok güzel birer örnek oldu Buray gibi. Kesinlikle. Okan gibi bir gitarcıya Okan işte bir soliste Fikri ve Buray aslında bunlar çok güzel örnekler. Zinet Salih'e de baktığınız zaman şimdi aynen mesela belli tarz olarak evet farklı olabilir ama o da bizim bölgemizin insandır evet, o da. Biliyorum. Bizim ortaokulda aynı dönemde aynı okulda bulunduk. Onlar da bizim için
Daha eskilere de gidebilir. Işın Karaca kesinlikle. Işın Karaca'nın ilk yaptığı sahne benim Atlas Düğün Salonu'nda, yanında İngiliz arkadaşları vardı. Hadi be Işın yapalım. Çünkü Işın bir araya geldiğimizde böyle şarkı söylerdi. Was not, wasn't spying the house'unu söyledi. Ve Işın dedim bir gün sen çok büyük bir star olacak. Buradan da selam olsun sevgili Işın'a, gerçekten müthiş bir ses. Ben de bir anım anlatabilirim. Tabii size. Ki seve seve onun için buradayım. Sene kaçtı? 97'li 98'li yıllardı Yusuf abim. Derviş Gürüyel abime de buradan ben aman sevgilerimi, saygılarımı canım iletirim. O da bizim için ayrı bir değerdir. Şimdi onun kokteyl barı vardı. Ben orada devamlı surette. SOS de orada çıkardı. Ben o zamanlar tek gitar çıkardım orada. Kokteyl barda. Şimdi Derviş abi bilmem hatırlarsa tabii bu konuyu. Geldi işte bir bayanlar da ister şarkı söylesin. O zaman da Fornon Blondes'in şey şarkısı vardı. I said hey yeah yeah vardı. Adını unuttum neydi şarkının. Neyse bir kız vardı. Ben de çalardım o şarkıyı. Geldi. Dedi bir kızcık arkadaş size şarkı söyledi. Bir çıktı bir söyledi. Allah'ım dedim ne biçim bir şey bu. Kitledi ortalığı. Kitledi. Ya, tabii benim için özeldi. Evet. Ama kendileri belki bunları hatırlamayabilir. Çünkü birçok Badire'den geçtiler ama tabii ünlü olduktan sonra Işın Karaca'da ya öyle bu kızdır derim ya. Ben o zaman derim bak neydi. Yani bunu şeye bağlayacak olursak İnsanımız isterse bir şey, yapabilir. Çocuklarımız yapabilir. Yetenekliyiz. Biz spor anlamında da yetenekliyiz, müzik anlamında da yetenekliyiz. Bizim gene dönüp dolanacak, başka konulara gelecek. Vizyonumuz olmadığı için, bir hedef olmadığı için. Hayır, devletimizin de buna, çocuklara destek, gençliğimize yol açması gerekir sporda da. İşte bakın futbola dönecek olursa. Şimdi döneceğim biraz sonra amatsız herkes canını yer. Hiçbir şey yok bir tereke parçası için. Yani hedef yok sevgili Fırat. Şimdi ben aslında bunu nasıl yorumlayabilirim sana? Yusuf abi bilir miyim? Belki tabii biz Kıbrıs ağzıyla konuşuyoruz. Bir teneke için. Ama aslında bizlere sporun kattığı korkunç şeyler var. Hiç tartışmam. En önemlisi bir dinledir Yusuf abi. Sporun kattığı şudur. Çocukların hayatlarını disiplinize eder. Nasıl? Tamam ya hoca sen gece hayatının içindesin. Bir daha sporun içine. Ama hayır. Sporda şu da vardı. Yani tabii ki eğlencesine de gidecek çocuk ama bilecek o sporu yaptığında gece geç vakitlere kadar farklı ortamların içerisinde yani en kötü alışkanlıklardan ne kadar en önemlisi ne kadar uzaklaştırırsa. Tamam müzik yaşantısı evet. Bir tarafta bu bir tarafta o ama disiplinize eder. İnsan hayatını. Kesinlikle. Ben şunu söyleyeceğim. Spor için de şunu söyleyebilirim. Müzik için de şunu söyleyebilirim. İkisinde paralellik taşır. İnsana psikolojik, fizyolojik ve sosyolojik olarak insanı geliştiren ve kendine özgüvenini sağlayan çok önemli iki tane branştır ve vazgeçilmezdir. Ve bizim devletimizin tam bu kadar işin içinde şimdi bundan mı hayır uğraşacak tabii ki yol göstermesi lazımdır gençliğine. Aynen öyle. İnsanlarımızı bunlara yönlendirip sağlıklı birer ruha sahip olmalarını sağlaması lazımdır. Yol gösterir. Zaten sağlıklı bir gençliğin varsa sağlıklı bir toplum olun. Gençlik geleceği bu ülkenin, sanat bu ülkenin geleceği. Yani sanatsız bir ülke olur mu? Her açıdan olmaz. Yani şimdi bir şey söyledin. Kıbrıs'ta herkes müziği sever dedin. Biz pandemide gördük ki herkes müziği sever ama kimse müzisyeni sevmez. Aç kaldı müzisyen. Sorry Fıratçığım. Doğrudur. Yani, doğrudur. Biz ona destek mahiyetinde şeylerimiz de oldu. Bugün en güzel gününde müzisyen vardır. Acı gününde müzisyen vardır. Bir davetinde müzisyen vardır. Klabında, barında hep müzisyen vardır. Hep bu insanlar eğlendirir. Ama gördük ki o desteği özellikle miting yaptığımızda biz hiçbir şey. Sorry. Gerçekten bu böyle. Yaşadıklarımı da neyse onu anlatmak zorundayım. Tabii ki gerçeklerde ne varsa. Sevgili Recim senden bir ricam olacak. Programımızı kapatacağımızda efsane olan
grup trafiğin dağlar mı yollar mı parçasıyla kapatmak isterim. Zaten yavaş yavaş sonuna Fırat hiç anlamadım. 50 dakika oldu gülüm. Ne güzel. İyi ki varsın. Sen de. Şimdi bu hiç kaçamak çabak istemem Fırat'cığım buna. Sana bir şans verseler 18 yaşında olsan müzik mi, öğretmenlik mi, futbol mu? O ciddi böyle yüreğinden geçeni. Yüreğimden geçeni söyleyeyim abi. Yani bu çok zor bir sorudur. Biliyorum ama böyle bir cevap alayım senden bu soruya lütfen. Ya tek bir tanesini söyle. Tek bir tanesi. Çünkü sen hepsinde başarılısın. Ama çok insanın bilmediği bir Fırat var ortada müzikal olarak. Spor camiasında bilinin bir eğitmensin, spor öğretmenisin. Ben etkilendiğim bir ses olduğu için böyle bir soru sormak istedim sana. Senin de içindeki aslan, yatan aslanı böyle bir seçeneğinle hayata gelseydin neyi seçerdin? Kendine de böyle bir 18-20 yaşında düşün. Aile sorumluluğu yok, hiçbir şey yok. Ne olmak isterdin? Şu abi gerçekten çok benim için çok zor bir sorudur. Ama üçünden yani bir tanesini seçecek olursam galiba da müziği söyleyeceğim. Canımsın. İşte bu, gerçek söylüyorum. Onun için bugün hala daha varsın. Ve, ama profesyonelce. İşte benim zaten derdim odur. Senin gibi değerlerin bu işi ama işte manevi haz almak için, insanları mutlu edebilmek için o dönem sahne yoksa bile bir cover'la insanlara o güzelliği veriyorsunuz. Ama senin çok güzel besteleri yapman lazım mıydı? Damga, belki de işte bir buraya bir fikri gibi başka yerlerde olman lazım mıydı? İşte bu hepsinde başarılısın ama. Yani hiç bunu abartmam, hiç böyle şey olmam. Ama tek müzik olsaydı ben Fırat'ın başka yerde olacağına inanan bir insan olarak bu soruyu sordum sana. Teşekkür ederim abi. Canım Fırat. Yani dediğim gibi abi müzik olurdu herhalde. Evet, buradan sana bir selam var. Damadımız Abdurrahman Meşe, harikasın abi. Fırat'ıma da selamlar dedi. Abdurrahman'a selamlar. Apocuğum seni seviyorum. Apo selamlar. Sözün var unutma, güzel bir klip yapacağız Coşkun Eren. Hadi bakalım. Evet, böyle müziği bir kenara koyup programın sonunda bir teknik direktörsün. Yıllarca futbol oynadın. Şu anda faal olarak çalıştırdığın takım var sanırım. Var. Böyle bir futbola geçelim ve programımızı sonlandıralım sevgili Fırat. Nasıl gider? Abi şu anda biz ligimizi Gülgün Süt Lüzova'yı çalıştırdım son. Birçok takım çalıştırdım. Şunu diyebilirim. Bizler yani takım anlamında, kendi takım anlamında söylemeyeyim. Buradan da tabii ki tüm spor camiasına sevgi selamlarımı aynen öyle İletirim. Herkes bir değerdir. Baktığımız zaman sporumuza genel manada söylemeye çalışırım. Gerçekten yöneticiler de ellerinden geleni yapıyor bu gençliğin bir şeyler büyük yapması. Fedakarlıklar söz konusu. Evet. Onlar da gençlere güzel katkılar koymaya çalışır. Gerek cüzi miktarlarda da olsa ciddi meblalar veren kulüpler de vardır. Var. buradan yöneticilere ben selamlarımı iletirim herkese. Onun dışında son özet olarak şunu söyleyebilirim ben abi. Kimsenin spordan ve müzikten kopmaması lazımdır. Elinden gelen müzik yapamazsa spor yapsın. Spor yapamazsa müzik yapsın. Çünkü bizler bunlardan beslenir abi. Kesinlikle. İnsanın dediğim gibi ruhunu besleyen ve daha güzel yaşayabilmesine hayatını sebep dengeleyen şeylerdir. Ya o gerçekten o müzik olmasa benim psikolojim allak bullak olacak. İşte oradan beslenirim ama bundan 3-4 hafta önce ilk defa müzik dışında Kaymaklı Spor Kulübü başkanını aldım. Sevgili Akay Aşınay'a. Sevgili Akay öyle şeyler anlattı bana. Yani insanlar bugün nerelere para vermez, ne harcamalar yaparız. Bir başkanı kapıdan girerken 30 lira için arayan adamlar konuştuk buracıkta. Bu spor bak sevgili Fırat. Bir Galatasaray Fenerbahçe maçına insanlar 10 binlerle liralar harcayıp Türkiye'ye maça gider. Ama kendi işte biz hep bir şeylere sahip çıkmayı konuştuk senin inan. Sahip çıkmak lazım sevgili Fırat. Zaten bu yöneticiler bugün baktığın zaman Mao Satürk gücü.
Yıllar önce Çetinkaya. Tabii. Yıllar önce Gönyeli. Yani ekonomik güçlü bir şey olursa başarı gelir. Ben aslında şurada şimdi yani konu konuyu açtığı için şunu diyebilirim aslında. Şimdi belki spor camiasında bazı arkadaşlar, hoca arkadaşlarım da veya yöneticiler de karşı gelebilir ama ben şunu diyeceğim. Yabancı sporcu yani zenciler yani gelirler mesela, tamam, katkı koyarlar sporumuza ama bizim için ne kadar doğrudur? Bana göre pek de doğru değildir. Neden? Çünkü senin ileriye gidecek olan çocuğunun önünü görsel manada güzel şeyler katabilirler. Evet. Görsel manada ama bir taraftan da manevi yönden gençlerimizin takım ruhunu kaybettik. Aynen. Onun dışında önü kesilen gençlerimiz vardır. Evet. Onun için zaten aniden biraz önce dedin işte bir teneke için dedik ama biz tabii onu açınca yani, biz Kıbrıs ağzında konuşuruz, evet, yani. Aynen öyle. Kıbrıs ağzında konuşuruz biz. Ne derim? Gençlerimizin bu şekilde de önü açılması gerekir. Neden? Çünkü görüyoruz. Bir yabancı oyuncu buraya geliyor. Adam ne bileyim bu kadar $1,000 alıp aniden pasaportunu alıp bir şekilde sevgili çekip gidiyor. Sevgili Kaybana alınan fiyatları ben uçukladı dilim. Ne çalımlar çekerler, neler yaşarlar. Hayır, bunun yanında bir de aniden çıkıp annem öldü. Tövbeler olsun ya. İnsanlar yani için kötü bir şey söylüyor. Çekip kaçarlar ve bugün ortada kalan kulüpler olur. Evet. Yani aynen. Bunun yani bu tartışılır bir şey. Ne kadar doğrudur yani bu yabancı oyuncular. Aslında bu da Kıbrıs futbolunda tartışılacak bir konudur. Bence onlara harcadıkları paraları aslında altyapılara, çocukların üniversite paracıklarını öderler belki de. Ödesinler çocukların. Ve bizim çocuklarına kendi çocuklarımız. O takım ruhunu da eskiden yıllarla Gege'de top oynadım. Dönem oldu. Kendi ayakkabımızı babamız aldı bize. Çünkü bir takım ruhu vardı. Evet. Bu kayboldu. Kesinlikle katılıyorum sana. Yani altyapıya versinler bence o parayı. Zaten yapanlar vardır. Evet. Versinler altyapıya bakalım. Ama hedef koymamız lazımdır. Pardon. Diyor 10 sene ben altyapıya vereceğim. Doğru düzgün hocalarla, doğru düzgün bir şekilde altyapıdan tam böyle temelli bir şekilde aşağıdan yukarı bakalım. Yine iddia ederim çocuklarımız yetenekli. Kesinlikle ki Türkiye'de giden örneklerimiz var. Bunu da yaşadık. Yani. Evet sevgili Fırat'ım, iyi ki geldin, iyi ki varsın. Siz de. Son sözcüklerini almak isterim. Ne mesajı vermek isterim? Spor açısından, müzik açısından insanlara ve programımızı kapatalım. Ben buradan önce herkese sevgilerimi, saygılarımı iletirim. Herkesin inşallah daha güzel günler, bu kötü zaman pandemiyi atlattık. İnşallah bu ekonomik dönemde dönemi de atlatırız. İnsanlarımıza derim ben müzik ve spordan ayrı kalmayınız. İkisinden birini yapınız. Bunlar sizi besler. Ben bunu söylerim ve buradan şimdiden herkese Ramazan Bayramı'nın herkesin kutlarım, büyüklerimin ellerinden öperim, küçüklerin de yanaklarından öperim. Sevgiler, saygılar. İyi ki varsın Fırat'ım, iyi ki geldin. Evet sevgili radyocuk dinleyicileri, ben de buradan Ramazan Bayramınızı şimdiden kutlarım. Programımı sevgili Trafik grubunun Dağlar mı Yollar'dan parçasıyla kapatacağım. Haftaya başka bir konu ve konukla görüşmek dileğiyle. Lütfen sevgisiz ve müziksiz kalmayın. Hepinizi seviyorum. Odam sensiz, ümitler bitmiş. Kadehinde şarap bitmiş, hayalin gitmiş. Gecem soğuk, odam sensiz, ümitler bitmiş. Kadehinde şarap bitmiş.